Ergün Diler, Son Oyun Seçimden önce düşünülen son operasyonu yazmaya karar verdim ve klavyenin başına geçtim. Saldıranlar kendi aralarında müthiş bir iş bölümü ve denge kurmuştu. İlgim dağılmadan erken saatte yazıyı bitireyim istedim. Tam o sırada hürriyette gözüm ilişti. Amerika'nın Ankara eski büyükelçisi Richard Yone ile röportaj yapılmıştı. Richard Yone en başarısız diplomatların başında geliyordu. Bulunduğu dönemde makamının dışına çıkıp boyunu aşan işlere kalkışmıştı. Ankara macerası kötü bittiği için de kenarda köşede duruyordu. Ama gazete kendisini parlatmayı ihmal etmiyordu. Hürriyete kırılan camdan sonra yazı işlerine kadar inen ve geçmiş olsun dileklerini sunan yeni büyükelçi John Best'ten sonra eski büyükelçinin de kısa zaman sonra gazetede olması garibime gitti. Söyledikleri daha da garipti. Gülen grubuyla ilgili söylediklerine, Ergenekon sürecine, PKK-PYD arasına zorlama çizgi çekmesine, Suriye'deki aldatmacalarına girmiyorum bile. Benim canımı sıkan adamların bizi akıldan mahrum sanmasıydı hiçbir şeyi anlamadığımızı düşünüyorlar ya da kontrol ettikleri medya sayesinde gerçeklerin halkla buluşmasının engellendiğini varsayıyorlardı. Hürriyet röportajın ilk kısmında başkanlık yarışında Hillary Clinton'ın ipi göğüslemesi durumunda Richard Dione'nin kuvvetli bir pozisyonda Amerikan yönetimine dönebileceği konuşuluyor mesajını vermeyi ihmal etmemişti. Aslında paralel yapının da istediği Bayan Clinton'ın gelmesiydi. Bay Richard Yone, Paralelle ilişkisini, dostluğunu, yakınlığını inkar etse de gizli mesajları kendisine ele veriyordu. Richard Yone özellikle Türkiye'nin seçim sisteminde yeterli düzeyde koruma mekanizmasının olduğunu ve olası müdahale girişimlerinin hemen deşifre olacağını düşünüyorum, müdahale edenin yanına kalmaz sözleriyle Ankara'yı tehdit ediyor ve cemaatin büyük abisi Graham Fuller'le aynı çizgiye düşüyordu. O da bu da seçimde oyun var algısına oynuyordu. Peşinden tehdit ediyordu. Neden? Çünkü yapılan operasyonları biliyorlar ve başka yerlerde aldıkları sonuçların aynısını burada görmek istiyorlardı. Mesela Madrid. 2004 yılının Mart'ında bomba patladı, Madrid trengarı havaya uçtu. 191 kişi öldü. Seçimden birkaç gün önce patlayan bomba, anketlerde açık ara önde bulunan Jose Maria Aznar'ın sonunu getirdi. İpi göğüslemesi beklenen Aznar gitti. Bombanın böyle bir etkisi oluyordu. Operasyonu yapanlar bunu çok iyi biliyordu. Ankara'da da aynı oyunu sahneye koydular. Bombalı saldırının hedefi olan kitleye devlet sizin devletiniz değil. Bakın gördünüz sizi korumuyorlar. Başka bir çözüm, ayrılık gibi başka bir çözüm bulmalısınız uyarısı gönderiliyordu. 11 Eylül saldırılarından sonra yani ikiz kuleler vurulduktan sonra dünya başka bir moda geçti. Amerika Rusya gibi dev ülkeler bir düşmanla, rakiple mücadele ediyor ama karşılarında ordu yoktu kara hava deniz kuvvetlerini kullanacağınız bir alan mevzi su bulunmuyordu. Parayla hükmederek tek güç olmak isteyenler devletlerin üzerinde operasyon yapıyordu. Parayla oynayanlar orduların karşısına terörle çıkıyordu. Parayla devletler savaşıyor ancak teröristler bombalarla, pusularla, tuzaklarla, baskınlarla baronlar adına cevap veriyordu. Terörün coğrafyası da yoktu siyasi hedef menziline giren her yerde terör vardı. Para babaları terörle devletlerin elindeki gücü anlamsız hale getiriyorlardı. Görünmeyen bir güç terör ve terörist üzerinden devletlere meydan okuyordu. Orduların anlamsız olduğu mesajını veriyordu. Bakın Selahattin Demirtaş'a her gün yemekten önce üç kez Türk askeri silah bıraksın diyordu. Parayı elinde tutanlar dağda, bayırda, şehirde kullanacakları teröristler üzerinden geliyordu ve hiçbir iz bulamayacağımız şekilde. Ankara'da da durum böyleydi. Canlı bombanın kimliğinin hiçbir önemi yoktu. Başkentin göbeğinde patlatılıyor ve Türk devletine silahın, askerin, polisin, tankların ve uçakların bir şey yaramaz. Bizi yenemezsiniz. Biz sizden daha güçlüyüz mesajı veriyorlardı. Bombalarla destek verdikleri siyasi hareketin sempatizanlarını vuruyorlardı. Neden? oyları artsın ve Tayyip Erdoğan'ın başını çektiği siyasi hareket gitsin diye. Kapatma davaları, cuntalar, tapeler, suikast girişimleri, tuzaklar, kumpaslar sonuç vermemişti de onun için. Peki Erdoğan karşıtı ittifak kimlerden oluşuyordu? Türk devletinin yeniden ayağa kalkmasını istemeyenler kimlerdi? Kimler büyük Türkiye'den rahatsızdı? Amerikanın içinde sermayeden yana olanlar Richard Yoane gibi Londra, New York, Tel Aviv üçgenindeki akıl, bild İngiliz medyası, Hollanda basını, Hürriyet paralel medya, üniversiteler, köşeler, bazı banka ve finans kuruluşları. Şimdilerde zımparalanan eğitim sistemi ve daha neler neler. Bu ittifak Erdoğan'ın Kürt meselesini çözmek için kararlı olduğunu görünce saldırmaya başladı. Türkiye enerji ve Kürt meselesini çözdüğünde kimseye ihtiyacı olmayan büyük bir ülke olacaktı. Nüfusumuz, paramız, ordumuz vardı. Bir de içeriye huzur ve enerji geldi mi, kimse bizi tutamazdı. Bu nedenle birlikte geldiler ve gelmeye devam ediyorlar. Bu nedenle terörü destekleyenler ve bunları uzak kalmayan demirtaş asla ve kat'a PKK'ya terörist diyemezdi. Çünkü onların ordusu teröristlerden oluşuyordu. Eğer Türk ordusu silah bırakırsa akla ziyan, onlar da düşünecekti. Hiç kimse kuklacıdan ve rolleri dağıtan akıldan güçten söz etmiyordu. Erdoğan'a karşı oluşan ittifakın içinde Fuller'in, Cemaat'in, Richard Yone'nin ve içeride ismini saymakla bitiremeyeceğim kadar yazar, çizer, hakim, savcı, iş adamı, siyasetçi, reklamcı, bankacı, askerin yer alması tesadüf değildi. Dünyanın en örgütlü yapısı bize saldırıyordu. Bombalarla, pusularla, tuzaklarla, mayınlarla geliyorlar. Türk devletinin söylediği kardeşlik, özgürlük, bir ve beraber olmak, tek bayrak, tek vatan, tek millet ve ortak gelecek fikrine bombayla karşılık veriyorlardı. Bütün değerleri anlamsız kılmak ve içini boşaltmak için saldırıyorlardı. Devleti bizden almak için içimizdekileri bombaya dönüştürüyorlardı. Kürt kardeşlerimizin sorununu birlikte yaşadığı Türk kardeşleri değil de yabancılar çözmek istiyordu. Kendi çıkarlarına göre oyun böyleydi. Sanırım görmeyen kalmadı. Devam. Saldıran aralıksız vurma planı yapan ve birbirine uzak gibi durup gölge kardeşlik yaşayanların en büyük silahı basın. Kendilerinde olmayan gücü de buradan gösteriyorlar. Son örnek Türk. Bazı kanallar yayından çıkarıldı. Paralel oluşum hemen ayağa kalktı. Boykot edin, üyeliklerinizi iptal edin, gününü gösterin dediler. Bu çıkıştan sonra şirket birkaç bin abone kaybetti. Ama giden birkaç bin kişiden daha fazlası geldi. Peki paralel yapıyla boykota destek veren ve çağrıda bulunan CHP lideri Kemal Bey şimdi mağlup mu oldu? Bilemedim. Karar sizin. Terörü canlandırmak ve sonuç almak için devlete sızmak şarttı. Bizde de böyle yapıldı. Her yere girmek, her yere almak istediler. Hem devleti hem terörü kontrol etmek için. Alamayınca da kaçmaya başladılar. Not 1. Cizre'de teröristlerin kullandığı evlerde yabancı gazeteler vardı. Acaba dil bilmeyen teröristler bu gazetelerden ne alıyordu? Mesaj olmasın. Bir de Ankara'daki terör saldırısından sonra 9 zanlı kaçmış. Acaba gazete ve televizyonlar burada görev yapmış olabilir mi? Mesela bir altyazı, bunlara kaçın hemen demiş olabilir mi? Aklıma geldi, sordum. Bir ara müzik kanallarını kullanıyorlardı da. Mod 2, peki terörü devletler kullanmaz mı? Kullanırlar elbette. Türkiye gibi merkez olmak, odak olmak gibi önemli bir yola çıkan her ülkeye karşı devletler de bu yola başvurur. Kimse güçlü ortak istemez. Hele bir de Türkiye gibi ayakta kalmak için değil, koşmak için yola çıktıysanız. Ergün Diler, Takvim